Sevgili Business Channel Türk izleyicilerim, Berat Yeliz'e Bir Güneş Gibi Parla programından herkese merhabalar. Bugün sizlerle pozitif EFT örnekleri uygulayıp beraber öğreneceğiz. Şimdi örnekleri geçmeden önce ufak bir olsa hatırlatma yapmak istiyorum size. Pozitif EFT kolay, hızlı, basit bir yöntemdir. EFT biliyorsunuz duygu durumumuzu değiştirir bizim. Bir ölçüm tablosu vardır. Hissettiğimiz duyguları, değersizlik duygusu ya da inançlar, hak etmiyorum, beceremiyorum, inatçıyım gibi kayıtlarımız varsa bunları, travmalarımız varsa, duygusal travmalarımız varsa, yaşadığımız kaza, bunun gibi ağır travmalar olabilir ya da fiziksel sorunlarımız varsa bunların hepsiyle ilgili kayıtlara geri dönerek bu kayıtları düzeltip olumlu hale getiriyor. Enerji EFT sistemi 2011 yılında Sylvia Hartman tarafından güncellenmiş bir teknik, kanıtlanmış bir tekniktir. Şimdi bugün sizlere pozitif EFT'nin örneklerinden bahsedeceğim. Pozitif EFT'de de enerji EFT'si gibi geçmiş kayıtlara gitmiyoruz. Biz var olan şu anki duygu durumumuzu yükseltmeye ve bunu enerji bedenimize kaydetmeye. Eğer bu fiziksel bir ağrı dahi olsa bu ağrının geçmesi için, şu an daha sağlıklı hale gelebilmem için neye ihtiyacım var sorusu ya da duygu, düşünce olarak bugün şu durumla ilgili daha iyi neye ihtiyacım var? Mutlu olabilmek için, daha sağlıklı olabilmek için, daha cesaretli olabilmek için, daha güvenli olabilmek için neye ihtiyacım var sorusunu sorduğumuz güzel bir teknik. Geçmişin travmalarının üzerinde durmuyoruz, onları deşmiyoruz. Biz sadece pozitif şeyler düşünüyoruz. Şimdi daha mutlu olmak için neye ihtiyacımız var dediğimizde herkes kendine bu soruyu sorabilir, her gün bu uygulamayı yapabilir. Sakin olduğunuzda, müsait olduğunuzda bu uygulamayı yaptığınızda aradaki biraz önceyle uygulama yaptıktan sonraki farkı net görebilirsiniz. Şimdi ben size bugün enerji EFT'si olarak, yani pozitif EFT olarak daha doğrusu ufak bir uygulama yaptırmak istiyorum. Hatta bu bölümü bu uygulamayla da bitirmek istiyorum. Şimdi şu an daha enerjik olabilmemiz için neye ihtiyacımız var? Daha iyi olabilmemiz için enerjiye ihtiyacımız var. Biz o enerjiyi beraber isteyeceğiz. Sizler de benimle bu uygulamayı yapabilirsiniz. Öncelikle stresimizi yok edeceğiz. Stresiniz olmayacak. Bu gerçekten bu seviye artı 10'a, yani eksi 10'dan artı 10'a çıktığı zaman biz mutlu olacağız. Ama stres seviyesi var iken düzgün konuşamayabiliriz, ifade edemeyebiliriz. Kendimize sorduğumuz halde düzgün ifade edemeyebiliriz, daldan dala atlayabiliriz. Daha doğrusu o duruma, o şey odaklanmayı yaşayamayabiliriz. O yüzden stresimizi yok edeceğiz. Şimdi uygulamaya başlıyorum. Öncelikle kalp şifası duruşumuz, şu pozisyonumuzu alıyoruz, kalp şifası. Burada ben gözlerimi kapalı devam edebilirim. Bu pozisyona geldiğimizde 3 defa burnumuzdan çiçek koklar gibi nefes alıp ağzımızdan bırakıyoruz. Ve sizler de benim söylediğim gibi tekrar edebilirsiniz. İsteyeceğimiz pozitif, enerji pozitif olacak. Başlıyorum. 3 defa derin nefes alıyoruz. Stres seviyemizi ölçüyoruz. Şu an ben iyiyim ama hani eksi 5 diyelim, örnek uygulama olacağı için. Burada vuruşlarımızı yaptığımızda bunlar bizim enerji bedenimizdeki meridyenler. Meridyenlerimiz, bu noktaları vurduğumuzda beden çalışıyor oluyor. Dokunabilirsiniz. Vuruşları şöyle vurabilirsiniz. Masaj yapabilirsiniz, nasıl istiyorsanız. Alnımızın ortası ve her vurduğumuz yerde stres diyoruz. Şu an enerji bedenimdeki tüm stres şu an
Enerji bedenimdeki tüm stres. Aralarda derin nefesler alalım. Enerji bedenimdeki tüm stres. Gözümüzün altı. Enerji bedenimdeki tüm stres. Bedeninize odaklanın. Stresi eğer bedeninizde fiziksel olarak hissediyorsanız, yani karnınızda, kalbinizde, bacaklarınızda, şu elinizi o bölgeye koyabilirsiniz. Ben mikrofon olduğu için şöyle bırakıyorum ama kalbinizin üzerinde durması gerekir, daha iyi olur. Stres. Derin nefes alalım. Şu anki stresim enerji bedeninde hemen köprücük kemiğimizin ucunun 1 santim altı kadar enerji bedenimdeki tüm stres. Elimizin bize bakan tarafı sağ sol fark etmez. Tırnak ve etin birleştiği yer enerji bedenimdeki tüm stres. Enerji bedenimdeki tüm stres. Sadece stresten bahsediyoruz. Çünkü bedenimizde olumsuz şeyler hissettiğimizde bilin ki sadece stres var. Stresten dolayı mantıklı düşünemiyorsunuz. Onu akıttığınızda daha olumlu şeyler düşünebiliyorsunuz. Tüm stresimi serbest bırakıyorum. Tüm stresimi serbest bırakıyorum. Enerji bedenimde var olan tüm stresimi serbest bırakıyorum. Derin nefes alıyoruz. Bedenimdeki tüm stresi serbest bırakıyorum. Bir turu tamamlıyoruz ve devam ediyoruz. Bakıyorsunuz, ölçüyorsunuz. Stresiniz kaç? Verdiğiniz -5 dedim az önce örnek uygulama için. -3'e inmiştir, inebilir ya da aynı yerde kalabilir. O yüzden devam ediyorsunuz. Kendinizi daha iyi hissedene kadar, daha keyifli hale gelene kadar. Bedenimdeki tüm stresi şu an burada serbest bırakıyorum. Derin nefes alalım. Enerji bedenimdeki tüm stresi serbest bırakıyorum. Var olan stresimi serbest bırakıyorum ve rahatlamayı seçiyorum. Stresimi serbest bırakıyorum. Stresimi serbest bırakıyorum. Atladığınız yer olsa da devam edebilirsiniz. Sorun yok. Sonuç olarak harekette geçmiş oluyor enerji bedeni. Bedenimdeki tüm stresi serbest bırakıyorum. Derin nefes, serbest bırakıyorum. Bir süre sonra şifalanma noktasına geldiğinizde esnemeleriniz başlayabilir. Mide bulantısı olabilir. Blokajlar açıldığı için. Su içebilirsiniz. Bol bol yanınızda su olsun. Göz yaşarması. Bunların hepsi şifalandığınızı gösterir. Aklınızda bulunsun. Stresimi serbest bırakıyorum. Rahatlamayı seçiyorum. Tüm stresimi şu an burada serbest bırakıyorum. Derin nefes. Serbest bırakıyorum. Yumuşasın, aksın ve çıksın. İkinci turu da bitiriyorum. Şuraya geliyorum, tekrar ölçüye bakıyorum. Şu an kaç derecedeyim? İşte -2'ye indim. Devam ediyorum. Enerji bedenimdeki stresimi, enerji bedenimde kalan stresimi serbest bırakıyorum. Çünkü -5'le başlamıştım. -2'ye indim.
kalan stresimi, çünkü artık pozitiflere doğru yaklaşıyorum, kalan stresimi serbest bırakıyorum. Stresim bedenimde var mı? Kontrol ediyorum. Varsa dediğim gibi, diyelim ki kolumda hissettim. İşte şurada bir şey hissettim, ağırlık, orayı tutuyorum. Oraya odaklanıyorum. Kolumda hissettiğim kalan stresimi serbest bırakıyorum gibi cümle kurabilirsiniz. Yüzleşin durumla, odaklanın. Örnek, kolumda hissettiğim kalan stresimi serbest bırakıyorum. Çünkü uygulama yaptığınız zaman bir yerlere bir ağrı ya da bir şey olabiliyor, yani beden tepki veriyor. Kalan stresimi serbest bırakıyorum. Rahatlamayı seçiyorum. Rahatlamayı seçiyorum. Stresimi serbest bırakıyorum ve rahatlamayı seçiyorum. Rahatlamayı seçiyorum. Stresimi serbest bırakıyorum. Evet. Tekrar turun başına dönüyoruz. Elimizi koyduk. Soruyoruz. Şu an ne hissediyoruz? Artı bir, yani duyguyla ilgili hissediyorum da bir şey, hissetmiyorum da. Verdiğiniz tepki birebir böyle oluyor. Yani herkesin tabii farklı olabilir ama genel olarak hissin kaybolduğu yer sıfır, eksi bir, sıfır, artı bir. Durumla ilgili böyle söyleyebiliyorsunuz. Şimdi burada kendime soruyorum. Daha iyi hissetmem için neye ihtiyacım var? Ya da bir tur daha stres vuruşu yapalım. Aslında bir tur daha stres vuruşu yapalım. Bedenimde az da olsa kalan stresimi şu an burada serbest bırakıyorum. Bedenimde kalan stresi serbest bırakıyorum. Yumuşasın, aksın ve çıksın. Yumuşasın, aksın ve çıksın. Kalbimde, karnımda ya da kolumda, bacağımda hissettiğim kalan stresimi serbest bırakıyorum. Rahatlamayı seçiyorum. Rahatlamayı seçiyorum. Tüm stresimi serbest bırakıyorum. Tüm stresimi serbest bırakıyorum. Rahatlamayı seçiyorum. Şu an turu bitiriyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Daha iyi olmak için neye ihtiyacım var? Bir insanın kendine sorması gereken en güzel soru. Şu an daha iyi olmam için neye ihtiyacım var? Düşünüyorsunuz. Enerji dedim. Enerji çalışması. Daha enerjili olmaya ihtiyacım var. O zaman istiyoruz. Vuruşları yaparken enerji istiyorum. Bugün bu bedenime enerji istiyorum. Vuruşlarımız sadece enerji istemek. Enerji istiyorum. Var olan enerjiyi istiyorum. Canlanmak istiyorum. Daha mutlu olabilmek için daha enerjili olmak istiyorum. Evrende hepimize yetecek kadar huzur, mutluluk, sağlık var, enerji var. Bunları da istemek en doğal hakkımız. Daha iyi olmak için enerji istiyorum. Derin nefesler. Kaydediyoruz çünkü istediğimiz şeyi bedenimize. O yüzden sesli söylemenin faydası var. Enerji. Şu an bedenime enerji istiyorum. Şu an bedenime enerji istiyorum. Daha mutlu olmak için devam ediyoruz tura.
daha mutlu olmak için daha fazla enerji istiyorum. Daha fazla enerji istiyorum. Var olan evrendeki enerjinin fazlasını istiyorum. Daha fazla enerji, daha fazla mutluluk. Bunların her biri ayrı ayrı çalışılacak konuda olabilir. Enerji istiyorum. Daha fazla enerji. Daha fazla enerji. Daha fazla enerji. Bir süre sonra böyle hareket etme isteği, ihtiyacı duyabiliyorsunuz. Çünkü enerji akmaya başlıyor. Ve onu hissediyorsunuz. Şimdi devam ediyoruz tura. Çok 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 daha fazla enerji istiyorum. Evrenin tüm enerjisini şu an burada istiyorum. Nefes alışınız değişecek. Daha rahat nefes alacaksınız. Çok 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 daha fazla enerji istiyorum. Tüm enerjiyi bedenimde, beynimde hissediyorum. Evet, turumuzu tamamlıyorum. Evrenin tüm enerjisini istiyorum. Kalbimizde sonlandırıyoruz. Bol bol su içebilirsiniz. Tabii bu sizler ne kadar daha fazlasını istiyorsanız uygulayabileceğiniz kolay, basit ve hızlı bir yöntem. Daha sevgi isteyebilirsiniz, sevgi çalışması yapabilirsiniz, bolluk çalışması yapabilirsiniz, mutluluk çalışması yapabilirsiniz. Her türlü istediğiniz şeyi, duyguyu bedeninize kaydedebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Berat Yeliz'le Bir Güneş Gibi Parla programı bir sonraki hafta salı günü tekrar sizlerle pozitif EFT'yi konuşacağız. Tekrar uygulamalar yapacağız. Şimdilik hoşça kalın.